Pekala, 7 numaralı problemi çözüyoruz. Soruyu kesip yapıştırırken biraz küçültmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Ekrandan okumak biraz zor olabilir ama ben okuyacağım, tamam mı? Diyor ki, aşağıdaki eşitlikleri ispatlayın. Bize 2 numaralı açı ile 3 numaralı açının eş olduğu söylenmiş. Yani bu iki açının ölçüsü aynı. Geometri dersinde eş açı terimi kullanılır, değil mi? Geometri dersi alalı çok olduğu için jargonu terimleri tam hatırlamıyor olabilirim. Kusura bakmayın. Açı. bu da bir geometri dersi olduğuna göre elimden geldiğince doğru terimleri kullanmaya çalışacağım. Pekala. Açı 2 ile açı 3 eş açılardır. Yani aynı ölçüye sahipler. İfade 1. Açı 2 ile açı 3 eş açılardır. Bu zaten bize verilmiş durumda. Yukarıda da çizerek gösterdim. İfade 2. Açı 1 ile açı 2 Açı 3 ile açı 4 eş açılardır. O halde 2 numaralı açı ile 1 numaralı açı aynı ölçüye sahip. 4 numaralı açı ile de 3 numaralı açı aynı ölçüye sahip. Tamam. Bize ifade 2'yi ispatlamak için hangi sebep kullanılabilir denmiş. Şimdi terminolojiyi çok iyi hatırlamasam da ters açıların ölçülerinin eşit olduğunu biliyorum. İki çubuğun kesiştiği yeri değiştirdiğinizi düşünün. Ters açılar her halükarda eşit olacaktır. Evet. Ben bu sebebi kullanırdım. Ters açılar eştir. Bakalım şıklardan hangisi buna paralel bir şey söylüyor. A şıkkı eş açıların tümler açıları da eş açılardır diyor. B şıkkı ters açılar eştir. Evet, evet. C şıkkı eş açıların bütünler açıları da eştir. Bizim durumla ilgili değil. D şıkkı yöndeş açılar eştir. Bizim açılarımız yöndeş değil. Evet, doğru yanıt B seçeneği ters açılar eştir. Peki, sıradaki soruya geçelim. Bir düzlemdeki iki doğru her zaman bir noktada kesişir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki iddiaya bir karşı örnek olarak sunulabilir denmiş. Şıkları görmeden cevabı düşünmeyi severim. Peki, bir düzlem üzerinde iki doğru var ve hep bir noktada kesişiyorlar. Öyle mi? Peki, ya bunlar paralel doğrularsa? mesela çizdiğim bu iki doğru gibi. Evet, bu ikisi asla birbirleriyle kesişmezler çünkü paraleller. Aklıma gelen diğer bir seçenek bu iki doğru Aynı doğru olabilir gerçi. O zaman iki doğru demek istemeyebilirdiniz ama ben derdim farklı iki doğru demediği sürece. Bakın bu bir doğru. Bunun tam üstünde de bir başka doğru olduğunu düşünün. Her yerde kesişirlerdi. Verdiğim bu iki örnek soruda verilen bir düzlemdeki iki doğru her zaman bir noktada kesişir ifadesine karşıt örnek oluşturabilir. O halde şimdi şıklara bakalım. Direkt göze çarpıyor değil mi? B şıkkı paralel doğrular. Bir düzlemde iki doğru ve hiç kesişmiyorlar. Peki, dokuzuncu soru. Hangi şekil aşağıdaki varsayıma karşıt bir örnek olarak sunulabilir? Evet, varsayım şu. Eğer bir dörtgenin karşılıklı iki kenarı paralelse, bu dörtgen bir paralel kenardır. Karşımızda yine birçok terim var. Bunları geometri derslerinden hatırlıyor gibiyim. Dörtgen. Yani dört kenarı olan kapalı şekil paralel kenar yani karşılıklı bütün kenarları paralel örneğin şimdi çizeceğim şekil bir paralel kenardır değil mi burada taşan kısmı hesaba katmayın işte bu bir paralel kenardır bütün kenarları eşit olsaydı eşkenar dörtgen olacaktı ama. Bu bir paralel kenar ve bunun sebebi bu iki kenarın ayrıca bu iki kenarın paralel olması. Yani karşılıklı tüm kenarlar paralel. Eğer bir dörtgenin karşılıklı iki kenarı paralelse bu dörtgen bir paralel kenardır demişler. Buna karşıt bir örnek vereceğim. İki kenarı paralel olan bir şekil çizelim. Evet. Evet çizdiğim bu iki kenar birbirine paralel. Diğer iki kenarın paralel olmamasını istiyorum ki bu bir paralelkenar olmasın. Diğer iki kenar paralel değilse mesela şu şekilde olabilirler. Bunu daha çok bir yamuğa benzettim. Bakalım evet şıklarda yamuk var. D şıkkını işaretliyoruz. Diğer şıklardaki bütün şekiller paralel kenardır. Dikdörtgenin bütün kenarları karşılıklı paraleldir. Bütün açıları da 90 derecedir. Dikdörtgenler paralel kenarların bir alt kümesidir. Elimizde bütün kenar uzunlukları eşit olan bir paralel kenar varsa bu da bir eşkenar dörtgendir. Açıların eşit olması gerekmez. Karede ise bütün karşılıklı kenarlar Paralel, eşit uzunlukta ve tüm açılar 90 derecedir. İlk 3 şıktaki bütün şekiller paralel kenarların alt kümesindedir. Yamuk ise bir paralel kenar değildir. Birbirine paralel iki kenarı bulunsa da. Değil mi? O halde sorudaki iddiaya karşı örneğimiz bir yamuk olabilir. Sanırım anlamışsınızdır. Geometrinin en zor yanlarından biri terminolojisidir. Bazı terimler ifade ettikleri fikirlerden daha görkemli olabiliyor. Pekala, diğer soru. Trap, T-R-A-P, daha şimdiden gözüm korktu. T-R-A-P, R-P ve T-A köşegenlerine sahip bir ikiz kenar yamuktur. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? İkiz kenar yamuk. Pekala, bakalım neler yapabiliriz. İkiz kenar yamukta tabandan tepeye çıkan iki kenarın uzunlukları birbirlerine eşitti değil mi? İkiz kenar üçgene benzer bir kavram. Umarım uydurmuyorumdur. İkiz kenar üçgenin tanımına bakmayalı uzun zaman oldu ama her neyse bizim için bir ikiz kenar yamuk çizmeye çalışayım. Evet, Evet, herhalde ikiz kenar yamuk derken kastettikleri bunun gibi bir şey. Üst ve alt kenarlar birbirine paralel, yan kenarlarında uzunlukları eşit. Evet, bu bir ikiz kenar yamuk. Bunlar paralel, bunlar eşit. Bu ikiz kenar yamuğun RP ve TA olarak iki köşegeni varmış. Onları da çizeyim. T, R, A, P köşelerini belirtelim. Şimdi köşegenleri çizebiliriz. RP bu köşegendir. TA da buradaki. Artık soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur denmiş. A şıkkı RPTA'ya diktir. Bunun doğru olmadığı çok açık. Kanıtlamamıza bile gerek yok. Çünkü gözümüzün önünde duruyor. Yamuğun tepe kenarını aşağıya doğru bastırırsak köşegenlerin kesiştiği yerdeki bu iki açı ters açılar giderek küçülecektir değil mi? Oysa RP'nin TA'ya dik olması için bu açıların 90 derece olması gerekir. Gördüğünüz düğünüz üzere buradaki durum buna uygun olmayabilir. B şıkkı RP ve TA açı ortaylardır. Bu da doğru olamaz değil mi? Az önce anlattığım nedenlerden ötürü doğru olmayacağı bir sürü şey, durum var. Peki C şıkkı RP ile TA eşittir. Bu bana doğru gibi geldi zira bu bir ikiz kenar yamuk. Buraya bir simetri çizgisi çekersek bir tarafta gördüğünüz her şey diğer taraftaki yansımasının eşi olacaktır. O halde R köşesi ile kesişme noktası arasındaki kenar ve A noktası ile kesişme noktası arasındaki kenar eşit olacak. Bu bir ikiz kenar yamuk olduğuna göre eşit kenarları uzatıp bir ikiz kenar üçgende yaratabiliriz. T açısı ile P açısı eşit olur. Çok da derine dalmayayım ama RP ve TA'nın eşit olduğu kesin. Çünkü bu yamukların her iki tarafı da simetrik olacaktır. Bu yüzden RP'nin uzunluğu TA'nınkinden farklı olmaz. Buna kanıtımız da önümüzdeki yamuğun ikiz kenar olması sebebiyle tam bir simetri sunması değil mi? Kanıtımız bu. D şıkkı. R, P, T, iki eşit parçaya böler demiş. Pekala. Ee, bu yamuğu biraz daha farklı bir şekilde çizeyim. Mesela şöyle olsa. Evet, bu da bir ikiz kenar yamuk, öyle değil mi? Köşegenleri de şu şekilde olacak. Evet, Burada açıkça gördüğünüz üzere köşegenler birbirlerini iki eşit parçaya bölmüyor. Öyle olsa bu iki uzunluk birbirine eşit olurdu. Eşit olmadıkları da aşikar. Diğer köşegen için de aynı şeyi söyleyebilirsiniz. O halde birbirlerini iki eşit parçaya bölmüyorlar. A, B ve D şıkları elendi. Demek ki C şıkkı ön plana çıkıyor. Emin olmak isterseniz de eş açılardan ilerleyip ispat sunabilirsiniz. Bu sizin için iyi bir pratik olabilir. Deneyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.